Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizübillah. Vellezine cahadu fina lenehdiyennahum subulana ve innallaha le ma'al muhsinin. Uğrumuzda mücahede edenleri yollarımıza iletiriz. Kim bizim yolumuza gayret ederse biz onu doğru yola götürürüz. Gerçekten Allah iyilik edenlerle beraberdir. Muhsinlerle beraberdir. Velev alimallahu fihim hayran le esma'ahum. Onlar diyor işitmiyorlar. Hayrı duyuyorlar, işitmiyorlar. Ama onların içinde bir hayır olsaydı Allah işittirirdi. Demek ki kulun içinde bir güzel duygu, bir hayır varsa Allah yoluna bir gayret gayrete girmişse, küçük büyük niyeti varsa, bir harekete geçmiş ise Cenab-ı Hak onu daha hızlı bir şekilde hedefe ulaştırır, yollarımıza ulaştırırız buyuruyor. Hani bir hadis-i şerifte var, bize Cenab-ı Hak bana doğru diyor, bir karış gelene ben bir kulaç, bir zira yaklaşırım, bir zira gelene bir kulaç yaklaşırım, yürüyerek gelene koşarak giderim diye. Kul Allah için bir karış hareket ederse Allah da onu tutar, hızlı bir şekilde yoluna ulaştırır. Dolayısıyla kuldan bir gayret, bir hareket, bir başlangıç gerekiyor. Nefse, şeytana, kötü duygulara ve din düşmanlarına bütün güçleriyle direnenleri Allah Teala rızasına ve cennetine ulaştıracak yollara yöneltecektir. Tabi Allah yolunda bir gayret için nefse karşı mücadele vermek, şeytana karşı mücadele vermek, din düşmanlarına karşı, kötü duygulara karşı mücadele vermek gerekiyor. Bunların üstesinden gelerek insan bir hayır hareketi yapabilir. O küçük bir hareket yaptığında Allah Teala da onu yollarına ulaştırır. Mühim olan Allah'a kulluk uğrunda var gücüyle mücadele etmektir. Ayet-i Kerime iyi bir kul olmak için sarf edilecek gayretlerin asla sonuçsuz kalmayacağı, mutlaka hedefe götürücü çıkış yolları bulunacağı müjdesini vermekte, müminleri mücahedenin her türlüsünü bu güven içinde gerçekleştirmeye davet etmektedir. Harekette bereket vardır derler ya. Sen bir hareket et, bir gayret et, bir niyet ortaya koy. Bak gör Cenab-ı Hak ne kapılar açacak, ne yollar açacak. Onu Cenab-ı Hak bildiriyor. Vellezine cahedu fina, kim bizim uğrumuzda bir cehd eder, bir harekete geçer, bir gayret gösterirse lenehdiyennehum subulena, onları onu yollarımıza ulaştırırız, yollarımıza ona gösteririz, hidayet ederiz. Ve innallaha lema'al muhsinin, bu insanlar demek ki muhsin insanlardır, ihsan sahibi insanlardır, Allah da onlarla beraberdir. Muhsin sen, Allah seninle beraber seni istediğin yere götürür. Hem de Allah Teala'nın yardımının iyi davrananlarla, muhsinlerle beraber olduğu hakikatini hatırlatarak Cenab-ı Hak bu şekilde kullarını davet ediyor. Mücahedenin cihattan daha genel olduğu, cihattan önce de sonra da yürütülmesi gerektiği kulluk gayretini içine aldığı dikkatten kaçırılmamalıdır. Mücahede cihattan daha geniş. Cihat işin zirvesi, artık tam düşmanla savaşıldığı nokta. Ama mücahede işte o cihadın başlangıcında da var. Cihadı yapabilmek için de mücahede gerekli. Cihad bittikten sonra ihlası, zaferi korumak için de mücahede gerekli. Bildikleriyle amel etmenin de mücahede olduğunu ileri süren ulema herhalde bu genelliği ifade etmek istemişlerdir. İnsanın bildiğiyle amel etmesi de bir mücahededir. Çünkü bilmek kolaydır, öğrenirsin. Ama onu yapmak, hayata geçirmek, nefis istemez bunu. Şeytan buna engel olmak ister. İnsan bildiğini amele dökebilmek için bir mücahede içine girmesi gerekir. Bir gayret, bir savaş vermesi gerekir. Nefsiyle savaşacak, şeytanla savaşacak. Böylece bildiğini amele dökecek. Ayeti bize itaat uğrunda gayret gösterenleri sevabımızın yollarına kılavuzlarız şeklinde yorumlayan Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma da mücahedenin Allah'a kulluğu esas alan bir kavram olduğunu dile getirmiş olmaktadır. Allah'a itaat için gayret. Diğer ayet-i kerime
وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Yani dünya hayatı kulluk hayatıdır. Dünyada devamlı kulluk olur. Bazı sapık mezhepler çıkmış, batıniler. İşte biz yüksek mertebeler ulaştık, ibadetler bizden düştü. Artık namazla oruca gerek yok. Namaz, oruç avamın, normal halkın yapacağı iş, bizim gibi üstün insanların yapacağı şey değil gibi saçmalıklar söyleyenler olmuş. Bu ayet-i kerime bunu engelliyor. Diyor ki hayır, kimseden bir kulluk vazifesi düşmez. Dünyada düşmez. Ahirette zaten kulluk vazifesi, ibadet yok. Zaten kısacık dünyada Cenab-ı Hak kullarını imtihan ediyor. Sonra lütfedecek yani. Sonsuz, sınırsız lütuflarda bulunacak. Dolayısıyla bu dünya bitinceye kadar, Rabbine kavuşuncaya kadar, ölüm gelinceye kadar kulluğa devam et. Zaten fazla bir şey değil. Bu ayette mücahedenin sürekliliği ortaya konuluyor. Süreklilik, kesinti olmayacak. Mücahede ölüme kadar süren bir kulluk bilinci ve uygulamasıdır. O halde Müslüman yaşadığı sürece kulluğa devam etmek suretiyle mücahede içinde olmalıdır. Bunun yolu ise ilk vahiyler arasında yer alan şu ayetle gösterilmiştir. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Mücahede nasıl olacak? Bunu Cenab-ı Hak bize tarif ediyor. Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla ona yönel. Şimdi nefis insanı Allah'tan alıkoymak ister, şeytan alıkoymak ister, dünya alıkoymak ister. İnsan bu üçüyle de mücahede ederek kendisini, yakasını kurtarıp Allah'a yönelmek için gayret sarf edecek. Bu zikir ve teveccüh şu kesin gerçekten destek almalıdır. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Zerre kadar hayır işleyen onun karşılığı mutlaka görür. Mücahede için ne sıkıntı çektiysen, mücahede esnasında ne fedakarlık yaptıysan mutlaka karşılığını görürsün. Boş bir şey yok. Boşuna yorulmak diye bir şey yok. Allah yolunda boşa çalışmak diye bir şey yok. Diğer yollarda amiletün nasibe. Çalışıp boşa yorulanlar var. Allah yolunun dışında olanlar boşa çalışmış, boşa yorulmuş oluyor. Küllü şeyin helikün illa vechhe. Allah'ın vechi, zatı dışında her şey yok olacaktır. Vecih kelimesi Allah'ın zatını ifade ediyor. Bazıları da bunu vecih yön manasında kullanıyor. Yine levecihillah Allah rızası için, Allah için manasında vecih kullanılıyor. Şöyle mana vermişler. Allah'ın rızası için yapılan, Allah'a yönelik yapılan ameller dışındaki bütün ameller, işler boştur. Boşa gidecektir. Yok olacaktır. Anlamsızdır. O zaman Allah'a da ve tebettel ileyhi tebtile Allah'a yönelmiş olmayan, bütünüyle Allah'a yönelmiş olmayan, başka yönlere giden çalışmalar boşa gidebilir. Onlara bir şey demeyiz ama Allah'a yönelmiş olan, Allah için olan, livechillah olan, fi sebilillah olan çalışmaların zerresi kaybolmayacağını bu ayet-i kerime bize bildiriyor. Maddi manevi her iyiliğin ve hayrın en küçük birimine kadar karşılıksız kalmayacağı açık bir gerçektir. Zerre, zerre burada Arapçada atom manasına da geliyor. Atom yani maddenin en küçük birimi idi bir zamanlar. Sonra o da parçalandı. Burada kasıt yani sadece atom ondan aşağısı boşa gider manasına değil. Burada kasıt en küçük bir şey bile hiçbir şey yani kaybolmaz demektir. Gözle görülmeyecek bir şey bile kaybolmaz, kaydedilir demektir. Maksat budur yani. Dolayısıyla Allah için yapılan hiçbir şey kaybolmaz. O konuda müsterih olmak lazım. Bu gerçek Müslümanı vereceği mücahedede güçlü kılacak ve bir takım fedakarlıklara sevk edecektir. O zaman madem bir şey kaybolmuyor ben fedakarlık yapmaktan çekinmeyeyim diyecek. Sürekli olması arzu edilen mücahedeye böylesine bir garanti doğrusu pek uygun düşmüştür. Sürekli olacak çünkü yorulabilir insan. İşlenen hayrın sadece
karşılığı mı görülecektir? Mükafat olarak bir fazlalık, bir lütuf olmayacak mı? Mücahadede teşvik etkisi, tesiri yapacak bu gerçeği de Rabbimiz yine bizlere bildirmiş kıymetli dinleyenler. Ona da şöyle buyuruyor. Estağfirullah ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin tecduhu indallahi ve hayran ve azam ecra. Hayır olarak kendiniz için önceden ne gönderirseniz onu Allah katında daha hayırlı ve mükafatı daha büyük olarak bulursunuz. Allah'ın lütfuna bakın ki kullarının yaptığı amelleri olduğu gibi bırakmıyor, büyütüyor. Bi ahseni mâ kânû yâmelûn. Onların yaptıklarını en güzeliyle onları mükafatlandırırız buyuruyor Cenab-ı Hak. Zürriyetinden, atalarından birisi üst seviyedeyse diğerleri zürriyetini onlara ilhak ederiz buyuruyor. Bir aileden en üst seviyedeki kimse bütün diğerlerin seviyesi düşük olsa onun seviyesine çıkarırız buyuruyor. Hep yukarı doğru, hep ikram, hep lütuf. Hadis-i şerifte Allah Teala hurma kadar verdiğiniz bir sadakayı diyor, dağ kadar büyütür. Hurmayı dağ kadar büyütür diyor. Cenab-ı Hak devamı büyüterek ikram ediyor kullarına. Bir kimse ölünce insanlar onun geriye ne bıraktığını, melekler ise önceden hangi hayırları gönderdiğini merak ederler. Bir insan öldü mü hemen ne bıraktı diye sorar insanlar. Meleklere ne getirdi diye sorarlar. İnsanın hayatında ve sağlığında yaptığı hayırların en küçük biriminin bile karşılığını görüleceği garanti edilmiş. Zerre kadar iyilik bile karşılığını görür. Ve hatta daha büyük mükafatla karşılanacağı müjdesi verilmiştir. Cenab-ı Hak onları daha büyüğüyle, daha iyisiyle mükafatlandırır. Bunlar şüphe edilmez gerçeklerdir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٍ. Hayır olarak ne yaparsanız, ne infak ederseniz, ne harcarsanız Allah onu bilir. Kaybolmaz, zayi olmaz. Mücahede kavramı içinde yer alacak her çeşit kulluk girişimleri ilmi ilahi dahilinde olunca zayi olma, karşılık görmeme ihtimalleri ortadan kalkar. Madem Allah biliyorsa onu mutlaka karşılığı en güzeliyle daha fazlasıyla verir. Bu durum mücahedeyi güçlendirmektedir. O zaman kullar daha iştiyakla mücahede ederler. Ama biz burada fedakarlık yapıyoruz, sıkıntı çekiyoruz, zorlanıyoruz ama bunun karşılığını mutlaka fazlasıyla alacağız diye iştiyakla çalışırlar. Binaenaleyh mücahede konusunda gösterilecek ihmal ve tembelliğin haklı herhangi bir gerekçesi yoktur. Yani çalışmaya pek gönlüm yok. Neden? İşte ya karşılığını tam alamıyoruz. Bilmiyorum yani yaptıklarımız biliniyor mu? İnsan öyle diyor. O kadar çalışıyoruz yaptığımız bilinmiyor falan. İnsanlarla muamelede o tür şeyler var. Yani ben o kadar iyilik yaptım bilmedi. Yaptığım iyilikleri bilmedi. Görmedi, görülmüyor, yaptıklarımız görülmüyor gibi şikayetler oluyor. Bu da hevesini kırıyor insanın. İnsan da artık teşvik edilmediği için, karşılığı verilmediği için aynı gayreti göstermeyebiliyor. Ama Allah yolunda yapılan gayretler için böyle bir şey asla söz konusu değil. Allah onları biliyor. Karşılıklarını fazlasıyla veriyor kıymetli dinleyenler.